kim geliyor biliyor musunuz? Gel. Birlikte bakalım. Gel, 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 gel. Bakın kim var burada. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şöyle içeri alalım sizi. Ece Hanım. Ece teşekkür ederim Sertan Bey. İnanılmaz heyecanlıyım. Ece Soran geldi. Sebebini anlatacağım birazdan. Hoş geldin. Ben Ece'nin, ben şimdiye kadar öyle çok röportaj veren inanılmaz celebrity biri olmadım ama işte 3-4 röportajdan birinin sonuncusunu Ece'yle yaptım. Ve hayatımın en keyifli, en pozitif röportajlarından biriydi. Ve ona o gün dedim ki yani 40 yıllık kahve hatırı gibi bir röportaj yaptık onunla. Sonra da bu programı yaparken dedim ki illa bir buraya birini çağırmamız için oyuncu, müzisyen falan olması gerekmiyor. Muhteşem bir tiyatro yazarı olması da yeterli olabilir bizim için. Çok teşekkür ederim. Önce röportajla ilgili şeyi söyleyeyim. Tamamen bir enerji transferi röportaj denen şey. O yüzden sen kendini o kadar açmasaydın ben de sana o soruları soramazdım. O böyle buluşma, ruhların buluşma anı gibi bir şey benim için. Karşılıklı eğer açarsan o ruhunu, kalbini, oradan röportaj değil başka bir şey çıkıyor. Ben dertleşme çıkıyor, dostluk çıkıyor, başka yerlere gidiyor o yani. O yüzden Facebook'tan gecenin ikisinde, üçünde ya ne kadar güzel gülüyorsun fotoğraflarında diye Ece'ye bazen mesaj atıyorum ben. Şimdi Ece Saruhan bizim tanıdığımız kadarıyla muhteşem bir tiyatro yazarı ve tiyatro aşığı. Tiyatro aşığı. Evet, evet. Tiyatro aşığı. Bu senin için çok çok doğru bir cümle. Ben hayatımda çoğu oyuncu, ben de dahil olmak üzere, senin kadar tiyatro gidip izleyen, tiyatrocularla röportaj yapan, onlarla muhabbet eden ve dolu muhabbet eden insan görmedim. Şimdi bu yüzden şunu sormak istiyorum öncelikle. Ece Saruhan neden ya? Neden abi bu kadar bizden şöyle, daha çok aşıksın tiyatroya? Çünkü ben ömürlük arkadaşıma, çocukluk arkadaşıma o yazıları yazarken kendimi borcumu ödüyormuş gibi hissediyorum. Ve ilk gittiğim oyunu hatırlıyorum ben. Hep de yazarım yazılarımda ilk öpüşme gibidir diye. Bir istiridye tanesi açılıyordu. O kare böyle dün gibi gözümün önünde ve ondan sonra hep hani o oyundan sonra kendi kendime gidebilecek yaşa geldikten sonra da hep tiyatrolardaydım. Hep kurduğum bir cümle var. Ucundan kıyısından iyi bir insansam tiyatroya borçluyum. Vay çok benim, güzel. Benim gerçekten ya bayıldım bu lafa. Bir oyunu izlemeden o oyunla ilgili röportaj yapılmaz. Ya da kişiyle ilgili. Ya da kişi yani tanımadan tabii ki bir araştırma yapıyorsun, soru çıkarıyorsun o bu ama dediğim gibi sohbet seni bir noktaya götürüyor. Ve yani kesinlikle oyun izlemeden ne konuşacaksın o zaman? Bomboş bir şey. Ben olsam röportajı vermem. Ya vallahi helal olsun. Bu arada bize de özellikle konuşurken beni ne kadar seversen seni biliyorum. Enerjimi ne kadar hissedersen hisset. Konuşacağımız zaman dedin ki tiyatro ile ilgili konuşacağız. Ben de sana zaten dedim ki ben seni tiyatro aşığı olarak çağırıyorum buraya. Ne güzel. Yani, daha güzel bir sıfatla çağıramazdım. Ama yani dünyanın başka bir tane daha bir insan var senin gibi yazan tiyatro ile ilgili. Ama sen bence tapsın. Yani bu bizim sanatımıza destek verenler. Bana röportajda şöyle bir cümle kurdu Ece. Biz şimdi dizi için röportaj yapıyoruz. Yani dizi için derken tabii ki o zaman bir dizi vardı. Dizide oynuyordum. Onunla ilgili röportaj yapıyorduk. Şu cümleyi kurdu. Herhangi bir tiyatronun dekorcusu bile olursan tekrar röportaj yaparım seninle. Yani o kadar önemli onun için. Biz de tiyatro okuduk. 4 senemizi verdik. Aşığız bu işe. Bambaşka bir insan çıkıp karşına tiyatronun sahnesinin üstünde olmadan bu kadar alakası olunca merak ediyorum sen. Neden yani? Mesela Dot'tan ruhunuza yazı getirecek bir hediye. Evet, iki kişilik yaz. İzlemeyen kim varsa gitsin ilk fırsatta izlesin. Abi ama yani bunlar ya, boş meleş yazılar değil abi. Bayağı çatır çutur izleyip yazıyor yani.